Güzelse Ayakkabı hoş geldiniz. Ben Ay arkadaşlar. Fethi ile yine birlikte FIFA dersi, Fethi bana FIFA dersi veriyor. Şimdi Fethi'nin kullandığı formasyon ve taktikleri konuşacağız. Fethi biraz açıklayacak. Ben de ona göre ben de yapacağım. Siz de yapın arkadaşlar. Fethi biliyorsunuz inanılmaz oynuyor ve oyunu bayağı bir çözmüş konumda. O yüzden Fethi anlatıver artık bakayım şu gençlere ya. Tamam. Hepiniz hoş geldiniz bir kere. Maça böyle giriyorum. Formasyonla 4-3-2-1. Maç başladığında tabii maçı durduruyoruz. Şu formasyona geçiyorum. İşte neden öyle yapıyorsun abi diyorsanız size göstereyim. Maç içindeki formasyon asıl bu. Şimdi bakıyoruz. Tabii uymuyor. 10 numara oynamadığı için yani pozisyonu değil bu oyuncuların. Dembele, Isco ve Martial. O yüzden öbür formasyonla başlıyorum. Maç içinde de değiştirdin böyle mi? Aynen. Maç içinde değiştirdin aynen mi? Onlar etkilenmiyor. Aynen. Onlar hiç etkilenmiyor. FIFA 17'de de öyleydi. 16'da da öyleydi. Maç içinde değişiklikleri yapın. Talimatları söyleyeyim size. Dur bir saniye bir daha bir geri dönsene Fetito. Bir saniye bir geri dönsene. Heh. Şimdi şey yapıyorsun sen. 4-3-2-1 ile başlıyorsun. Şöyle kapatayım kamerayı. 4-3-2-1 ile başlıyorsun maça. Maç başladı mı sana şey top geçtiği an şeye basıyorsun. Pause'a basıyorsun. Ondan sonra diğer formasyona değiştiriyorsun. O diğer formasyonda hangisiydi bir daha göstersene. 4-2-3-1. Yani 4-3-2-1'den 4-2-3-1'e geçiyoruz. Tamam, okey. Aynen. Maç içindeki formasyon bu. Evet. Çok güzel. Şimdi. Ama şimdi önce işte bu taktikler için 4-3-2-1'den giriyorsun. Tamam, şimdi gir hemen gösteriver bize. Ben de yapayım hemen. Ben de şampiyon olmak istiyorum senin gibi. Talimatları veriyoruz. Almanca yazıyor. Size söyleyeyim ama sağ yani sağ Rose ya pardon. Sol ile sağ bek yani Rose ile Semedo. Geride kal talimatı veriyoruz arkadaşlar. Bu evet her zaman böyledir. En önemlisi. En önemlisi oyundaki en önemli talimat söyleyebilirim buna. Geride kal talimatı. Aynen. Atak çünkü yapınca öne çıkma. Talimat. Aynen. Geride kal talimat vermezsem şimdi Rose'la Semedo beni Foot Champs'te ezip geçerler. Çünkü kanatlardan geliyor genelde kontra ataktan rakipler. O yüzden çok boşluk ve açık veriyoruz. Aynen. Evet. Orta saha geçelim. Evet geçiverdik. Şimdi tabi dur öbür formasyonla göstereyim. Daha kolay olur anlaması. Oyun içindeki formasyon bu değil mi? Evet. Dembele. Bu 10 numara tabi. Griezmann evet arkasında oynuyor. Sen formasyonu defansif değiştirdik. Pogba, Kante. Sen formasyonu değiştirdikten sonra taktikleri mi değiştiriyorsun bir de? Aynen. Yoksa önceden şimdi mi? Formasyon bu. Oyun içinde bu formasyonu buna değiştiriyorsun. Ondan sonra giriyorsun bir de taktikleri değiştiriyorsun. Evet. Okey. Burada değiştiriyorsun. Şimdi geride kal talimatı dedik sağ ile sol bek. Defansif orta sağ. Bu size bağlı. Şimdi Pogba ile Kante var. Şu an takımımda yani. Pogba da 10 numara oynar da şu an değilim. Ben genelde bu iki defansif orta saha oyuncudan birine geride kal talimatı veriyorum. Kante'yi verelim. Aynen. Kante. Bazı profesyonel oyuncular Kante ile Pogba hiçbir şey yapmıyorlar. Aynı böyle oynuyorlar. Olduğu gibi. Hı hı. O size bağlı tabii. Skor nasıl, durum bence nasıl, bir tanesi geride kalsa iyi olur. Bu şu an Kante geride kalsa çok iyi olur. Bir tanesi geride kaldı mı rahat oluyor. Şimdi 10 numaraya geçelim. Isco. Isco
bu arada serbest bırakıyorsun. Yani anlayacağınız pozisyonunda kalmıyor. Sağ kanada geçiyor, sol kanada geçiyor. Griezmann yanına gidiyor, geri geliyor. Her şey yapıyor yani. Kaleciyle kahve Isco içiyormuş, çay kahve içiyormuş. Şeyleri aynen, taraftarlara lokum dağıtıyormuş. Aynen. Şimdi geride falan olursanız ben bunu önde kalın talimatı da veriyorum. Gerideysen. Yani şimdi aynen. Okey. Ama ilk şimdi oyuna... sağ ile sol beki. Evet. Sağ ile sol beki geride kal talimatı dedik. Evet. Defansif orta sahanın birisine de geride kal talimatı verdik. Isco da tam tersi şimdi. Anladım. Isco'ya önde kal kardeş diyeceğim. Aynen okey. Ama şey kaybederken yani mecbur atak yaparken. Normalde aynen oynatıyorsun. Tamam anladım okey. Evet. Evet çok güzelmiş. Şimdi Martial ile Dembele sol ile sağ kanat tartışılır. Ama bunları da genelde şey veriyorum. Kanatlardan ceza sahasının içine girmelerini talimat ediyorum. He anladım evet. Evet. Neden sorarsınız? Çok pas trafiği yüksek olduğu için benim oyunun içinde Dembele, Martial boş alanları koşuyorlar, ondan sonra golleri atıyorlar. Evet. O yüzden işimize geliyor. Bence de çok mantıklı. Evet. Ama bazen yapıyorum. Her zaman değil tabii. Dediğim gibi arkadaşlar, oyuna bağlı. Ya oyun içinde ama kanat... en önemlisi. Evet. Aynen. En önemlisi sol bek ile sağ bek geride kal talimatı hiçbir zaman unutmayın. Bu hiç değişmez. Ya yok abi önüne falan atayım. Yok yok o hep geride kalacak. Evet. Bu gerçek hiçbir zaman değişmez yani FIFA'da herhalde. Yoksa çok boşluk bırakıyorsunuz. Kontraya çok yakalanıyorsun. Ya, kanatlardan hızlı oyuncular direkt geliyor. Önde yakalanıyorsun değil mi? Aynen bana çok olmuştu önceden. Aynen. Bunu bana geçen sene de söyledin. Onu yaptıktan sonra zaten benim oyun bayağı bir gelişti. Şimdi, şimdiki şey kaldı. Bizim Griezmann kaldı. Griezmann? Griezmann'a şey diyorsun. Defansif yani rakip defansın dörtlüsünün koşular yapsın yani ara koşuları falan yapsın onun talimatını veriyoruz Griezmann'a. Yani nasıl söyleyelim Halilo? Aralara koşular. defansın arkasına koşu değil mi? Defansın arkasına koşu. Aynen. 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 Çok güzel söyledin. Evet. Arkasına biz burada yani şey götümüzü yırtıyormuşuz. Sen 2 saniyede bitirdin işi. Aynen. Bu yani bir de şeyde mi kalıyor? Merkezde mi kalıyor yoksa istediği böyle daha sola? Yok. Griezmann merkezde kalıyor. Merkezde tamam. Aynen. Ama koşuları yapacak. Evet. Onun dışında pres. Oo. Defansa pres her zaman. Bu yeni... Sadece Griezmann. Sadece Griezmann. Okey tamam. Defansif dörtlüsünü şaşırtsın. Ondan sonra pres, atak, rakibi hiçbir zaman oynatmayın arkadaşlar. Evet. Her zaman onlar sizin oynadığınız oyun şeklinizi oynasınlar. Yani onlar ona göre davransın. Evet. Çünkü siz rakiplerin oynadığı gibi... Yani onun istediği gibi oynarsanız çoğu zaman yenilirsiniz. Aynen öyle. Tamam. Yani bu kadar. Güzelmiş taktik. Tamam bunu kullanırım. Ben geçen sene de senin formasyonu kullandım zaten. Bu da güzelmiş yani. Mantıklı iki defansif orta saha güçlü olan. Önlerinde de işte teknik bir tane adam Isco gibi. Onların aynen önünde de hızlı böyle kanatta böyle oynayan oyuncular. Önde de bitirici bir forvet. Griezmann gibi ve arkaya defansın arkasına şey yapan bir oyuncu. Tamam güzel. Ya takım çok iyi canım. Şimdi çok düşündüm ettim bu takımı böyle kurmak için. Evet. Bekler hızlı. Rose 83 mi ne? Onun üstünün bir de speed alıyor bir de 87-88 falan oluyor. Hızlı değil mi? Evet. Semedo zaten
Semedo zaten 92, yani uçuyor resmen. Aynen. E şimdi defansif orta sahada da Pogba ile Kante var, yani buna bir şey demem gerekmiyor herhalde. Daha ötesi var mı ya diyorsun. At gibi adamlar var iki tane. Evet. 10 numara da teknik Isco. Evet. E şimdi kanatlar da hızlı. Dembele ile Martial. Martial'ın hızı zaten şu an 97-98 falan yani. Hunter kartıyla. Evet. O da iyiymiş. E bir de bitirici Griezmann, yani takım güzel. Paul Grandivendi oldu etti. Gitti bitti yani. Aynen. Bundan daha iyisi Gerrit. Tam da kayısı diyorsun. Ronaldo, Messi yani. Evet. Keyfi artık. Evet. Ronaldo, Nazario'yu koysan önüne. Bir de Messi sağ şeyi, Ronaldo, diğer Ronaldo'yu sola. Onların arkasında da Hagi. yani sen bana kolu ters tut desen, oyna desen yine kazanırım yani o takımla. Değil mi? Evet. Neyse, teşekkürler Fetito. Güzel oldu vallahi. Güzel taktik. Teşekkürler. Arkadaşlar kesinlikle deneyin. Bayağı geçen sene ben dediğim gibi Fetin sayesinde birincilikte şampiyon oldum. Hep Fetin taktiklerini falan kullandım. Ve çalımlarla da ilgili video gelecek. Neyse arkadaşlar, teşekkürler. Like ve abone olma butonu basmayı unutmayın. Yorumda yazarsanız sevinirim. Haydi bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay. Where will you run? Where will you run? Where you?